kötü bir şey olacak, tehdit edici bir şey var. Şeklinde bir uyarı oluyor aslında. Bu noktada da beynimizde bütün vücudumuza bir alarm yolluyor. Hadi bakalım. Olumsuz bir şey olacak, tehdit edici bir şey olacak. Bir durum var burada. Bununla ya savaş ya da bundan kaç şeklinde. Burada bedenimiz harekete geçiyor. Ama bu harekete geçme hali biraz e, bu anksiyete bozukluklarındaki alarm yanlış bir alarm olduğu için bütün bu bedensel belirtiler fazla gürültülü oluyor. Ne oluyor? İş sıkıntısı çok yoğun bir hale geliyor. Kalp çarpıntısı çok fazla oluyor. İşte ellerde titreme oluyor. Bir şeyleri tutmakta zorlanacak kadar. Vücut ısısı değişiyor. Soğuk soğuk terlenebiliyor ya da işte ateş basabiliyor kişiye gibi. İşte bağırsaklar hızlanıyor. Tuvalete çıkma ihtiyacı oluyor. Mide bulantısı oluyor olabiliyor, kusma olabiliyor gibi. Bunlar hem kişi böyle artarak da gidebiliyor ya da bir kısmında kişiler yaşayabiliyor. Titreme gibi şeyler olabiliyor. İşte dengeyi kaybedecekmiş, düşecekmiş gibi insanlar hissedebiliyorlar. Anksiyete çok arttığında. Bunun yanı sıra düşüncelerde de işte bayılacak mıyım, delirecek miyim, işte aklımı kaçıracağım ya da işte kalp krizimi geçiriyorum. Bir takım böyle kendine yabancılaşma gibi belirtiler olabiliyor. İşte dünyanın gerçek olmadığı, kendisinin gerçek olmadığı gibi hisler de eşlik edebiliyor anksiyete anksiyete çok arttığında. Ama dediğim gibi endişe normalde bir alarm ama anksiyete bozukluğu söz konusu olduğunda işler çarından çıkıyor. Bir şey için yani korktuğumuz şeye yönelik bir tedbir almak için, bir önlem almak için, bu durumla başa çıkmak için halimiz kalmıyor. Elimiz ayağımız daha birbirine dolanıyor aslında ve işleri yönetme konusunda daha zorlandığımız bir noktaya geliyoruz. Bu noktada da Kişiler sakinleşmekte zorlanıyorlar genellikle kendi başlarına. Ama şöyle bir şey var. Bu belirtiler hiçbir şey yapmayacak. Yani ne kadar anksiyete artarsa artsın, ne kadar güçlü belirtiler yaşanırsa yaşansın, anksiyete geçici bir şey. Böyle çok dakikalar içerisinde ya da saniyeler içerisinde hızlı bir şekilde bir pik noktasına gelir, orada bir piloto yapar. Yani bir belli bir müddet o devam eder. Bu kişiye göre değişebiliyor. Birkaç dakika sürer, 25 dakika sürer, 30 dakika sürer, 45 hadi maksimum 90 dakika sürsün falan ama en nihayetinde kişi hiçbir şey yapılmasa, hiç, hiçbir müdahale yapılmasa bile o düşer. Yani anksiyete azalır, belirtiler geçer. Bu belirtiler kimseye bir şey yapmaz, fiziksel olarak da bir zarar vermez. Ama bunu yaşayan kişi o anda o fiziksel belirtilerin kendisine zarar vereceğini düşünür. Ve bundan da kendisini alıkoyamaz. Çünkü anksiyete o tehdit algısı zaten hani dikkati o konuya daraltan, kendi bedenine yönlendiren bir durum ve ee, hakikaten de sağlıklı düşünmeyi, düşünceyi organize etmeyi zorlaştıran bir hal. O yüzden de insanlar genellikle dışarıdan yardım isterler. Acile giderler. İşte bir anksiyetik kullanıyorlarsa onu içmek isterler. Ya da işte güven veren birisi varsa onları o yanında olsun isterler. Mesela eşlerinin evden ayrılmasını istemeyen ya da işte ev ahalisini komple terk etmemesini isteyen danışanlarımız olur. Ya da mesela anksiyetenin belirli yerlerde tetiklendiğini düşünüyorsa kişi ya da belirli yerler tetikleniyorsa oralardan da kaçınmaya başlar. İşte açık alanlara çıkmak istemez. Otobüse sebilmek istemez. Kontrol kaybı duygusu aslında çok önemli burada. Kontrolümü kaybedeceğim bir şekilde buradan çıkamayacağım. Dediğim gibi başta da işte aklımı da kaybedeceğim, kalp krizi de geçireceğim şeklinde tırmanan bir şey oluyor. Hakikaten ben bunu merdivene benzetiyorum. Bu kaygı verici düşünceler, kötü şeyler olacak düşünceleri başlıyor, anksiyete başlıyor. Anksiyete biraz artıyor, o iç sıkıntıları, bulgular, belirtiler, anksiyete belirtileri arttıkça düşünceler de bak işte zaten kalp çarpıntım başladı, elim ayağımda titriyor, daha da kötü olacağım, zaten şimdi işte panik atak geçireceğim birazdan diye böyle bunu yorumladıkça, bunun üzerine düşündükçe kaygı daha da artıp gittikçe tırmanıyor.